İyi pazarlar. Ben Deniz Fatih Dağıstanlı. Bu haftada pazar manşetinde canlı yayında Akit TV'de yaklaşık 1,5 saat boyunca karşınızda olacağım. Ve hemen sizlere bu hafta pazar manşetinde Doğu Perinçek'le, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le birlikte olduğumuzu söyleyerek başlamak istiyorum. Doğu Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Evet, sizler de Doğu Perinçek'le yapacağımız pazar manşetine katkı sağlamak isterseniz, soru, yorum, görüş, değerlendirme, hatta eleştirilerinizi yazmak isterseniz bunun için yapmanız gereken işlem çok basit. Yönetmen arkadaşımız İsmail Aydın şu anda iletişim bilgilerini Twitter hesabını ekrana verdi. Zaman zaman da ekranda tutuyor. Her şeyi sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince, vakit yettiğince Doğu Perinçek'e bunları sormanın gayreti içerisinde olacağım diyorum. Ve nereden başlayalım? Vallahi siz bilirsiniz. Şeyden... Zaferi ilerliyor. Batı Asya halkları Kerkük'te, Musul'da, Batı Asya'da, evet. Amerika'ya karşı, İsrail'e karşı tarihi değiştiren çok büyük bir ilerleme var. İsterseniz oradan başlayabiliriz. Evet, oradan başlayalım ama ben şunu merak ediyorum. Ben izleyicilerin de merak ettiğini düşünüyorum. Ben önce bir size anlatalım istiyorum. Yani benim. Doğu Perinçek kimdir? Nedir? Evet. Hayatındaki çizgiler nedir? Savrulmalar nedir? Nasıl tarif ediyorsunuz mesela? Kendinizi tarif ederken nasıl dile getiriyorsunuz? Nasıl anlatıyorsunuz? Ben bir dava adamıyım. Ben bir mücadele insanıyım, dava adamıyım. Benim davam Türkiye'nin bağımsız, başı dik, halkımızın zengin, refah içerisinde yaşaması, özgürce, kardeşçe ve Türkiye'nin dünyanın geleceğinde söz sahibi bir ülke haline gelmesi. Böyle bir davanın adamıyım. Evet, ama herkes dava deyince böyle bir tarif yapıyor Doğu Bey şimdi. Yani tamam, yani bu genel bir perspektif. Yani sizin davanızla benim davam aynı mı mesela? Aynı olmasında bir zarar yok. İşte bilmiyorum mesela, onu anlamaya çalışıyorum ben. Yani bağımsız Türkiye. Ben şimdi yani 50 yıldır 1968 yılında ben o zamanki Gençlik Hareketi'nin genel başkanıyım. 68'den bu yana, 65'lerden bu yana böyle bir davan. Yani bağımsız Türkiye. Onda tabii bağımsız Türkiye dendiği zaman belki herkes evet bağımsız Türkiye diyor ama bağımsız Türkiye nasıl olur? Orada tutarlı olmak lazım. O da Türkiye'yi tehdit eden güç, Türkiye'yi denetim altına alan güç, 45'ten beri Amerika Birleşik Devletleri, onunla birlikte İsrail, ona karşı bütün hayatım boyunca kararlı, net, tutarlı bir tavrım var. Bir. İkincisi, Türkiye'de hiç kimse ağanın yanaşması olmasın, efendim şeyhin müridi olmasın, insanlar özgür olsun, başı dik olsun. Gene böyle bir dava anladığımıyım ve tabii bütün vatanımızı vatan yapan, bizi özgür yurttaşlar haline getiren Türkiye'nin bir devrimci geleneği var. 1876'lardan bu yana en son Atatürk'le yaptığımız büyük atak, onların koyduğu hedeflere bağlıyım. Evet, bu perspektif önemli. Evet. Ama hiç savrulmalarınız yok mu hayatta? Benim hayatımda savrulma yok. Yani şöyle, 1964'lerde hatta 63-62 hukuk fakültesi 2. 3. sınıfından beri kendimi bilimsel sosyalist olarak tanımlıyorum. Ondan evvel de işte dedemin dizinde bir baş öğretmendi dede, İbrahim Olcay'dı, Allah rahmet eylesin. Yani onun dizinde öğrendiğim şeyler bunlar. Ülkeye bağlı olmak, halka bağlı olmak, kendimi adamak, bir davaya vermek. Bu şekilde büyütüldüm, eğitildim. Babam Sadık Perinçek, annem Libibe Olcay'dı, babam Kemaliye Apçağ köyünden bir yargıç, ondan sonra 16 sene milletvekilliği yaptı. Annem Daren'de Malatya, orada bir öğretmen kızı olarak büyümüş. Sivas Lisesi'nde birbirlerini görmüşler. Yani Anadolu'nun değerleriyle, Cumhuriyet'in değerleriyle yetiştirildim, büyütüldüm ve o yolda devam ettim. Yani şunu merak ediyorum aslında, yani Kürt müsünüz, Türk'üm müsünüz? Türk'üm. Biz 1780'lerde Kuban Nehri'nin oradan, Kırım'ın kuzeyinden Kıpçak Türklerindeniz. Hasan Ağa olarak geliyoruz. Önce Kars Yaylaları, Erzurum, sonra Kemaliye'nin Çit Köyü'nü kuruyorlar.
Hasan, Hasan'ın oğlu Mehmet, Mehmet'in oğlu Yaşar, Yaşar'ın oğlu Sadık, Sadık'ın oğlu Mehmet, Mehmet'in oğlu Sadık, Sadık'ın oğlu Doğu, öyle gidiyoruz. Evet, yani evet. Yedi göbeğimi biliyorum. Evet. Evet, yedi göbeğinizi biliyorsunuz. Evet. Peki, Dinsel Türk'üz. Türk'üz, Türkçe konuşuyoruz. Hı-hı. Bütün ailemiz Türk. Anne tarafımda Daren'de İbrahim Olcaytu. Onlar da Oğuz Türklerinden. Barak aşiretinden. Yani bir tarafım Oğuz, anne tarafım Oğuz Türk'ü, baba tarafım Kıpçak Türkleri. Yani Türklerin kuzey ve güney kolları bende var. Evet. Peki dinsel açıdan kendinizi nerede görüyorsunuz? Yani tabii Türk milleti Müslüman. Hı-hı. Ben de o milletin bir parçasıyım. Yani Türk milletinin değerlerine o bakımdan saygıyla içimde taşıyorum. Öyle bir ortamda büyüdüm. Hı-hı. Yani anne tarafım, baba tarafım. Bizim sülalemizin adı Hacı Sadıkgil. Hı-hı. Yani Kemaliye'de babamın büyük babası, yani Hacı Sadık ve onun abisi Hacı Mahmut, Osmanlı Devleti'nin Mekke ve Cidde'deki son PTT müdürleri. Hı hı. Yani İngiliz emperyalistleri gelince 1915'te gemiye biniyorlar ve Türkiye'ye geliyorlar. Her ikisi de PTT müdürü ve her ikisi de hacı. Ve bir çocukları da orada kalıyor, yetişemiyor gemiye. Suudi Arabistan'da da sülalemizden bir kol var o zamandan kalma. Evet, yani kendinizi bu milletin bir parçası. Bu milletin, Müslüman Türk milletinin ben bir üyesiyim. Üyesin. Evet. Şimdi Allah rahmet eylesin diyeyim babanızla ilgili. Evet. Ama şimdi Adalet Partisi, Demokrat Parti kökeni. Babam, değerlerimiz aynı. Babam da halkçıydı, halk insanıydı. Yani en yukarılarda 16 yıl milletvekilliği yaptı. Hı hı. Yargıtay'da hakimlik yaptı. Adalet Partisi genel başkanlığı yaptı 65'ten uzun yıllar 73'e kadar. Ondan sonra ama babam da hep yemekçiler, sıradan insanlar, esnaf, kasap vesaire, çevresi onlardan diye onlardan mutlu olurdu ve ben babamdan halkçı değerleri aldım. Yani emeğe saygı, halka bağlılık, Anadolu'ya bağlılık. Böyle insanlar eşit bir dünyada yaşasınlar. O değerlere sahip bir cumhuriyet yargıcıydı ve siyasetçisiydi. Evet, ama bu sorularla sık sık karşılaşıyorsunuzdur. Yanlış mıyım bilmiyorum. Yani buyurun. Çünkü size Doğu Perinçek diyenler var, isminiz öyle. Ama mesela Batı Perinçek de deniyor. Şimdi bakın, bugün Akit Gazetesi de başlık yapmış. Biz medeniyet tartışmasını Türkiye'de açtık. Yani artık dünya Batı medeniyeti bitti. Batı medeniyeti çöktü. Batı insanlığa artık hiçbir şey veremiyor. Batı karanlığın ve çöküşün şu andaki temsilcisi. Medeniyetin merkezi Asya'ya, doğuya kayıyor ve Türkiye'de Atlantik sisteminden, Amerika, İsrail'in içinde bulunduğu sistemden kopuyor. Hı. Ve Batı Asya'daki, doğudaki, Asya'daki şerefli yerini Türkiye alıyor. Ben hayatım boyunca hep Amerikan emperyalizmine, Batı sistemine, yani Batı sistemi dediğim zaman emperyalizm, kapitalizm. Niye peki böyle eleştiriliyorsunuz Doğu Bey? Yani size Batı'nın adamı olmakla itham ediyorlar. Onu o düşmanın propagandası. Bakın şimdi bunu söyleyemeyecekleri tek adam benim. Neden? Ben 5 kuşak Amerika'nın zindanlarında yattım. 5 kuşakta ikinci bir adam yok. Hı hı. 1971, 1980, 1990, hı hı, efendim 1998 ve 2006-2014 arasında 5 kuşakla CIA'nın, Amerikan emperyalizminin hapishanelerinde kalan Türkiye'deki tek adamım. O zaman ben kimim? Demek ki Amerika'nın Türkiye'deki bir nolu hedeflerinden biriyim. Ters köşe yapmış olamazlar mı? Ya da ters köşe yapmış olamazlar mı? Olur mu ya, bir insanı sen 14 yıl hapse atıyorsun. Ters köşe yapalım diye sizi atalım, 14 sene yatın. Yani böyle ters köşe olur mu? Olmaz mı sizce? Olmaz tabii. Dünyada kim var? Ha şu olur. Adamı ezersiniz, kesersiniz, biçersiniz, yoğurursunuz. Onu kendi adamınız yaparsınız. Büyütürsünüz ve barkılarsınız. Ama bu olmaz mı? Ele geçin. Yani başından böyle bir senaryoda kimse 14 sene hapis yatıp işkence görmez. Yani, ama böyle hikayeler var mı sizde? Yok, böyle bir şu olur. Yani adam sistemin düşmanıdır. Ondan sonra ama onu hapse atarak falan daha sonra ele geçirirsiniz. Ama ben 5 defa hapse atıldığıma göre demek hiç kimse beni ele geçirememiş.
Yani beni uslandıramamışlar, ele geçirememişler. Hı hı. Türkiye'de bu bakımdan laf söylenemeyecek tek insanım. Evet, öyle nitelendiriyorsunuz ama yani Adalet Partisi... Aması maması yok, aması maması yok. Ben 1968 Gençlik Hareketi'nin başkanıyım. Ne Amerika ne Rusya bağımsız Türkiye diyen hareket o zamandan beri bütün hayatım Amerikan emperyalizmine karşı geçmiş. Amerika'da beni baş düşman olarak görmüş Türkiye'de ve her seferinde 12 Mart'ta gelmiş hapse atmış, 12 Eylül'de gelmiş hapse atmış. Arkasından 1990'da tekrar hapse atmış, 1998'de bir daha hapse atmış. Amerika Türkiye'de en son Ergenekon Balyoz operasyonunu yapmış. Orada da lider diye almış, 6 sene de hapse atmış. Onun için aması maması yok. Vatan Partisi'nin genel başkanı Doğu Perinçek'in 50 yıllık bulunduğu bir konum var ve bu sistemde her yere gelebilecek bir insanın sistemin önüne koyduğu her şeyi reddederek yaptığı bir olay. Benim babam Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Dayım Tümgeneral Turan Olcaytu. Dayımın sicilinde Genelkurmay Başkanı olur diye bütün komutanları yazmış. Yani ben hem dayımın terfisini önlemişim, hem babamın hayatına, siyasi hayatına son vermişim. Yani ben sistemle mücadele ederken bir şey çıkar, özel çıkar vesaire, bu sistemin bana sunduğu her şeyi reddetmişim. Ailem de benimle birlikte olmuş. Babam da beni desteklemiş. Dayım da daha sonra beni desteklemiş hepsi. Hani onun için benim durduğum konum son derece kararlı ve pazarlıksız bir konumdur. Hiçbir pazarlığım sistemli olmamış. Hiçbir şekilde beni ele geçirememiş. Ama diyorsunuz, siz bunları söylüyorsunuz. Düşman, tabii Doğu Perinçek hep sağlam duran bir insan, ele geçirilemeyen bir insan. Tabii ki Doğu Perinçek hedef, Atatürk de hedefte, dünya Hazreti Muhammed de hedefte. Hazreti Muhammed'in başına koyun işkembesini geçirmediler mi? Yani kendinizi Hazreti Muhammed'le Atatürk'le bir mi tutuyorsunuz? Bir tutmuyorum ama aynı onlar gibi bir insanım. Yani nedir? Dava adamıyım. Nasıl onlar bir davada kararlı gitmişler, hiç kimse onları eğip bükememiş, ele geçirememiş, yuğuramamış. Ben de onlar gibi o açıdan eğip bükülemeyen, ele geçirilemeyen bir insanım. Yani, satın alınamayan bir. O bakımdan tabii ki Hazreti Muhammed gibi, Atatürk gibi, o büyük devrimciler gibi mevcut sistemin, diyelim Mekke'deki efendim o Kureyş aşireti liderlerinin veya Türkiye'ye gelelim, işte İngiliz emperyalistlerinin, Fransız emperyalistlerinin İstanbul'daki sarayın ele geçiremediği bir Atatürk var. Ben de sistemin ele geçiremediği bir insanım. Onun için hedefim. Evet, ya ajan değilim diyorsunuz aslında. Bunu söyleyenler CIA ajanıdır. Eğer birisi sizi buna söyletiyorsa, siz onun CIA ve MIT olduğundan şüphe edin. Size bunu sormak için buraya oturttuysa, ve bu soruyu sizin elinize birisi verdiyse, o veren kimsenin CIA olduğundan şüphe etmenizi size tavsiye ederim. Evet, bu arada bunu sormak için bu programı yaptıysanız bir daha da buraya gelmem. Hayır. Bakın, siz kime bu soruyu soruyorsunuz? Dünyada bu soruyu soracağınız en son kimseye soruyorsunuz. Ve bunu kimler sordurtturuyor sizlere? Yani basın mensuplarına CIA sordurtturuyor, MIT sordurtturuyor. Çünkü Doğu Perinçek onların hedefi. Akit seyircilerine karşı kara propaganda yapmak için kullanılıyorsunuz. Yani burada onu çok açık söylüyorum. Hayır, yani öyle, çok açık. Hayır, böyle düşünmeniz yanlış. Neden? Çünkü bak, karşınızda oturan insan bu soru sorulmayacak bir insan. O bakımdan kendinizi gözden geçirmenizi öneririm. Sizi de hem bizim. Siz bunu Tayyip Erdoğan'a sorabiliyor musunuz? Yani eğer Tayyip Erdoğan'ı buraya gelse sorabilecek misiniz? Yani onunla ilgili de böyle kanaatler olursa sorarım tabii. Niye sormayayım? Bu peş başkanı. Şimdi ben Tayyip Erdoğan'ı BOP eş başkanına ben 34 yerde BOP eş başkanı demiş olan bir Tayyip Erdoğan'ı bu soruyu sormaya korkuyorsunuz da. Ondan sonra bu soruyu sor diye elinize veren CIA'nın, MIT'in, şunun bunun adamlarının talimatıyla bu soruyu nasıl Doğu Perinçek'e cesaretle soruyorsunuz? Hayır, ben soruyorum. Siz sadece diyebilirsiniz ki hayır, ben İngiliz ajanı değilim diyebilirsiniz. Alman ajanı değilim diyebilirsiniz. Lütfen. Hayır, diyebilirsiniz bunları. Lütfen sözlerinize dikkat edin. Siz kimden bahsediyorsunuz böyle? Doğu Perinçek'le bu tür lafların yan yana konması. Siz kimden bahsediyorsunuz? Size bunları kim söyletiyor? Tekrar soruyorum size. Buraya Tayyip Erdoğan gelse bunu sorabilecek
mesela, burada şu anda Tayyip Erdoğan yok. Yani ben neyse, sizi anlamaya çalışıyorum. Anlamaya çalışmıyorsunuz. Alet oluyorsunuz. Siz anlamaya çalışmıyorsunuz. Siz Doğu Perinçek'e karşı bir kara propagandaya alet oluyorsunuz. MİT niye size hedef alıyor mesela? MİT sorduruyor bu sorular dediniz mesela. Hadi CIA anladık da. MİT niye? MİT yerli ve milli değil mi de ne size hedef var? Alıyor? MİT'in başında kim vardı? Mehmet Eymürler, Hiram Abbaslar. Ne dedi onlar? Bugün Hakan Fidanlar var. Doğu Perinçek dediler. MİT'i 3 defa iflas ettirdi. MİT'in başındaki o Mossad'la işbirliği halinde olan, CIA ile işbirliği halinde olan ekip ne söyledi? Doğu Perinçek MİT'i 3 kere iflas ettirdi. Ben öyle bir adamım. Onun için size bu soruları sordurtuyorlar. Evet. Yani kendimi biliyorum ben. Ajan değilim ben mesela. Ben size ajan demedim. Bakın. Siz burada doğru dürüst bir program yapacaksanız karşınızdaki insanları iyi tanıyacaksınız ve bu tür propagandalara alet olmayacaksınız. Siz beni buraya davet ediyorsanız bu tür propagandalara alet olmamanız sizin için doğru olur. Bu tür propagandalar meselesi değil. Ben sadece kamuoyunun merak ettiklerini... Kamuoyu merak etmiyor. Siz kamuoyunda böyle bir kara propaganda yapma çabası içindesiniz. Kamuoyu bunları merak etmiyor. Biz yapalım mesela ya da ben şu anda ben yapıyorum programı. Niye ben yapmıyorum? Ben nesnel konuşuyorum. Siz bunu sorduğunuza göre sonuç itibariyle bir kara propagandanın aleti oluyorsunuz. Kamuoyu Doğu Perinçek'i çok iyi tanıyor. Anadolu'ya gidiyorum, çarşılara giriyorum, esnafla konuşuyorum, üniversiteler. Doğu Perinçek'in kim olduğunu herkes biliyor. Bana bir tane adam gösterin Türkiye'de. Amerika'ya karşı başını dik tutmuş ve 5 kuşakla hapis yatmış, ele geçirilememiş, satın alınamamış. Bir adam gösterin sizin siyaset camiasında. 34 yerde ben BOPEŞ başkanıyım diyor. BOP ne? Büyük Orta Doğu Projesi. Tayyip Erdoğan'ın biz 34 yerde bu Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanıyım dediğini sapladık. Bunların 7-8 tane de size kayıt TV en son. Ters köşe yapmış olamaz mı? Böyle saçma şeyler olur mu? Olamaz mı yani? Efendim ters köşe olur mu? Kocaman bir siyaset adamı ben Amerika'nın proje görevlisiyim der mi? Türkiye'yi yöneten bir insan. 15 Şubat 2004 akşamı en son Fatih Altaylı'nın programında ne diyordu? Amerika'nın hani var ya, ben şimdi Tayyip Erdoğan'ın sözünü aktarıyorum. Şöyle diyor orada, 15 Şubat'ı 16 Şubat'a 2004 yılında bağlayan gece teke tek programında Tayyip Erdoğan şöyle konuşuyor. Hani var ya Amerika'nın Büyük Orta Doğu Projesi, biz o proje içinde Diyarbakır'ı merkez yapacağız. Bu ne demek? Siz onlara niye sormuyorsunuz? Hayır, ters köşe. Ters köşesi olmaz mı? Hayır, olmaz bakın, mı? Niye olmaz? Bakın, kahvede konuşmuyor. Türkiye'yi yöneten bir adam, ben Diyarbakır'ı merkez yapacağım, Amerika'nın Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında bunun ters köşesi Peki olur. Şimdi niye böyle diyor peki? Bizim sayemizde. Niye sizin sayenizde? Türkiye'de çünkü Türk milleti var, Türkiye'nin sanayisi var, ticareti var, ordusu var, polisi var, Vatan Partisi var her şeyden önce. Onlar Türkiye'yi böldürtür mü? Yani ne oldu? 2014'e kadar Tayyip Erdoğanlar FETÖ ile beraber Türkiye'yi yönetiyordu. Bir kuvvet çıktı ki onlar FETÖ'nün üzerine yürümek zorunda kaldı. Tayyip Erdoğanlar 2014'ten önce açılım yaptılar PKK ile. Bir kuvvet çıktı. İşte bizler ve Türkiye, Türk milleti çıktı. O FETÖ'nün üzerine yürümek zorunda kaldı. PKK'nın üzerine yürüdü. Güzel. Onu şimdi alkışlıyoruz ama onu oraya getiren gücü de iyi bilelim. Evet, yani her şey benim sayemde oluyor mu? Ben demedim bakın. Türk milleti dedim. Ben o Türk milletin içinde onun elbette öncüsü olan Vatan Partisi'nin genel başkanıyım. Ama hiç ben diye konuşmam. Ben yok, biz var. Doğu Perinçek'in dilinde, sözlüğünde ben sözcüğü yok, biz sözcüğü var. Birinci çoğul şahıs konuşuyor. Evet. Peki, o zaman şimdi şunu merak ediyorum ben. Yani o hep çok gündeme gelen o fotoğraflardakiler sizsiniz değil mi? Böyle sorayım çünkü. Evet, evet. Yani, evet, benim. Hayır, çünkü şundan hayır, böyle sorayım ki. Hangi fotoğraf? Doğru Bey, şundan dolayı. Bir şey yok. Hayır, şundan dolayı böyle sorayım ki. Gerçekten. Olur ya, montaj yapmış olabilirler mi? Hayır efendim, montaj olmadığını her yerde söyledik. Montaj olur mu? Onu yayınlayan biziz. Sizin yani ben 1989-90 yılında o zaman 2000'in Doğu Dergisi'nin genel yayın yönetmeniydim. Siyasetten yasaklıydım. Türkiye'deki bütün Hürriyet'ti, Sabah'tı,
efendim Milliyet'te falan bütün gazetelerin genel yayın yönetmenleri gibi ben de gittim BK'da röportaj yaptım, onu yayınladım. O sizin söylediğiniz Abdullah Öcalan'la resmi de ben kendim o zaman yönettiğim derginin kapağı olarak yayınladım. Siz onu bir yerden ele geçirmediniz. Ama Emir onu biz verdik piyasaya diyor. Onlar ayrıca gittiler. PKK'nın çektiği fotoğrafları Lübnan'da PKK'dan aldılar. Bu da emirlerin PKK ile olan ilişkisini gösteriyor. Lübnan'da buluştular ve bizim yayınladığımız fotoğraflardan başka orada hem bizim arkadaşımız fotoğraf çekti o görüş bu röportajlarda hem de PKK'nın kendisi fotoğraf çekti. Biz de şaşırdık. Nereden buldun MİT bunu PKK'nın bu fotoğraflarını diye. Hatta dedi ki işte herhalde Şam'da PKK bir fotoğrafçı da bastırıyor. Gitti müşterilerden ele geçirdi falan. O zaman İsveç'te Mahmut Baksı vardı. Onun kardeşi de Abdullah Öcalan'ın yanında çalışıyordu. Onunla konuşmamızda Mahmut Baksı'ya sordum. O dedi ki siz ne zannediyorsunuz? Dedi, MİT'le dedi. Onlar alışveriş halinde Lübnan'da buluştular. Fotoğrafları MİT'e bizzat Tayyip Abdullah Öcalan'ın adamları verdi dedi. Zaten sonradan da o Tuncay Güney çıktı bunları itiraf etti. Evet Lübnan'da gittik biz o fotoğrafları PKK'dan aldık diye. Evet. Ama bu da bakın bir şey ispatlıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın işte Mehmet Eymür gibi CIA bağlantılı, Mossad bağlantılı yöneticileri Doğu Perinçek'in aleyhine malzeme bulmak için Abdullah Öcalan'la işbirliği bile yapabiliyorlar. Evet. Bugün olsaydı yine gider miydiniz Abdullah Öcalan'la görüşmeye? Eğer Türkiye'nin çıkarı gerekiyorsa, çalışmalarımın gereği gerekiyorsa tabii gidilir konuşulur. Sizin devletiniz hep gidiyor konuşuyor. Sizin MİT'iniz orada. Hakan Fidan devamlı konuşuyor. Hükümet konuşuyor. Devamlı İmralı'da beraber Türkiye'yi anayasa falan bile yaptılar. Peki Türk milletinin kendi gerçek temsilcileri bu oyunları bozmak için niye konuşmasın? Yani Amerikancılar konuşuyor. İsrailciler konuşuyor. Onlar Abdullah Öcalan'la beraber oturuyorlar. Kumpaslar kuruyorlar. Türkiye'nin beraber anayasasını yapıyorlar. Açılımlar yapıyorlar falan. Onların konuşmaları serbest. Bütün bunları bozmak, PKK'nın silahları bırakması için, efendim Türkiye'nin toprak bütünlüğüne teslim olması için Türkiye hiçbir şey yapmayacak mı? Türk milleti ve onun temsilcileri ellerini kollarını bağlayacak mı? Onlar yani bu, da tabii konuşuyor. Bu bağlamda mı görüştünüz Abdullah Öcalan'la? Tabii zaten kendisi yakalandığı zaman verdiği ifadeler ortada. Zabıtlara geçti. Şunu söyledi. Doğu Perinçek geldi. Amerika Irak'a saldırmak üzere. İsrail'in, Amerika'nın oyunlarına gelme, onların aleti olma, silahları bırakın ve Türkiye'nin birliği, bütünlüğü içinde yer alın şeklinde bana telkinlerde bulundu diye kendisi söyledi ve ifadesine yazdırdı. Evet, nasıl? Ha, bir de bakın şunu söyleyeyim. Abdullah Öcalan'ı sorgulayan komutan Sayın Atilla Uğur, Vatan Partisi'nin genel başkan yardımcısı. Abdullah Öcalan'a idam cezası veren Ağır Ceza Reisi Sayın Turgut Okyay, Vatan Partisi'nin genel başkan yardımcısı. Abdullah Öcalan'ı yargılayanlar benim yardımcım. Sorgulayanlar benim yardımcım. Ondan sonra ona idam cezası verenler benim yardımcım. Onun dağlarda onun adamlarını kovalayan, yakalayan, etkisiz hale getiren komutanlar Vatan Partisi'nin en önünde. Peki bunlar o resimleri görmediler mi? Yani onun resimleri... Evet, nasıl yani yana getiriyorsunuz? Çünkü hepsi biliyor. Bakın Abdullah Öcalan PKK ile geçmişte kim mücadele etmiş, onunla göğüs göğüse sorgulamış, yargılamış, dağda kovalamış, yakalamış, etkisiz hale getirmiş. Herkes Vatan Partisi'nde. Demek ki Vatan Partisi Türkiye'nin bölünme tehdidine karşı kararlı olanları birleştiren parti. Peki, tam kritik bir yere geldik. Abdullah Öcalan'a Türkiye'ye kim teslim etti? CIA teslim etti. Peki CIA onun yargılamasına ve hangi karar alınacağına
karar vermedi mi sizce? Verdi. Evet. Neden ama? Onların hepsi şu anda Vatan Partisi'nde verdi. Şimdi bakın söyleyeyim. Çünkü Abdullah Öcalan Suriye'nin kontrolündeydi. Şam'daydı. Hı hı. Efendim Bekaa'daydı. Oraları neresi? Suriye Devleti'nin elinde olan yerler. Ve Suriye muhaberatının kontrolündeydi Abdullah Öcalan. Hı hı. Ama Irak'ın kuzeyini Amerika Irak'ı işgal etti ve Irak'ın kuzeyindeki PKK yönetimini Amerika eline geçirdi. O zaman iki başlı PKK çıktı. Amerika Suriye'nin kontrolündeki PKK'yı biçip Irak'ın kuzeyindeki PKK üzerinden kendi kontrolünü güçlendirdi. O nedenle Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye verdi. Yani Suriye'nin PKK üzerinde denetimi olmasın diye Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye verdi. Şimdi yine ben çözemedim, özür dilerim. Şöyle. Yani şunu merak ettim ben. Yani CIA bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim etti. Etti. Değil mi? Etti. Peki teslim ederken herhalde şöyle demedi. Alın bu adamı istediğiniz gibi demokratik yollardan hukuk çerçevesinde yargılayın demedi. Öğrendiğimize göre evet. Bir anlaşma yapıldı. Evet. O anlaşma içerisinde bir Abdullah Öcalan'ın bütün İmralı'da işte kaldığı yerler vesaire denetim altında olacak. Devamlı şeye alınacak, kameraya alınacak, idam cezası verilmeyecek şeklinde bir anlaşmayla teslim edildiğine dair bize gelen bilgiler var. İşte o yüzden de onu getiren, tutuklayan, yargılayan, mahkum eden hepsi Vatan Partisi'nde deyince ben de şimdi kendi kendime yanına getiremiyorum Doğu Bey. Şimdi onlar da arkama yaslandım bakın. Ben arkama yaslandım şu anda. Hayır, sadece anlamaya çalışıyorum. Anlayalım. Bakın şimdi anlayalım şu. Amerika Birleşik Devletleri onu o niyetle verdi ama bir de Türkiye tarafı var. Evet. Türkiye tarafı da PKK'yı bitirmek için, PKK'yı bölmek için vesaire onu kullanmaya çalıştı ve kullanıyor. Yani 27 Mayıs'ı yaptıran CIA. Yok hayır. 27 Mayıs'ı yaptıran CIA değil. Kim? 27 Mayıs tamamen Türk ordusunun içinden çıkan işte Türkeş dahil albaylar, vatansever insanların yaptığı bir hareket. Hakikaten böyle düşünüyor musunuz? Evet tabii. Biraz önce 45'te Türkiye'yi Amerika ele geçirdi dediniz. 45'te geçirdi ama yani 45'te geçirdi 27 Mayıs'tan sonra olanlara bakın. Türkiye'de Amerika'ya karşı uyanış 27 Mayıs'tan sonra oldu. Bakın 27 Mayıs'tan sonraki bir hikayeyi anlatayım size. Hı, buyurun. 27 Mayıs'tan sonra hemen Türk ordusunun Kore'deki birliği geri çekildi. Bak Amerika Kore'ye asker yollatmıştı. 27 Mayıs oldu. 3 veya 4 gün içerisinde Kore'deki birlik geri çekildi. Onun üzerine Amerikan Büyükelçisi geldi. Orgeneral Cemal Gürsel 27 Mayıs'ın lideri o zaman. Yanında Supi Karaman, o da bizim genel başkan yardımcımızdı. Milli Birlik Komitesi üyesi. Amerikan Büyükelçisi geliyor ve diyor ki Cemal Gürsel'e siz diyor Kore'den diyor nasıl asker çekersiniz? Aynen şöyle oluyor. Yani Supi Karaman'ın anlattığı Cemal Gürsel çevirmene diyor ki bu diyor ayıya söyle diyor. Çok uzun boylu iri yarı bir adammış. Bu ayıya söyle diyor Türkiye devleti diyor bağımsız bir devlettir diyor. Amerika bana nereden işin asker çektin falan diye sorgu sual yapamaz diyor. Bu ayıya söyle diyor. Yani bu o adamlar öyle adamlar. Vatansever adamlardı ve bakın o Milli Birlik Komite üyeleri hepsi nasıl öldü? En fazla bir tane konutları var. Çarşıya, pazara fileleriyle gider, alışveriş yaparlar. Ne hırsızlıkları var, ne yolsuzlukları var. Bir ülkeye bağlı insanlardı. Evet. Onun için onların Amerika'ya rağmen, bakın 27 Mayıs'tan sonra olanlara bakalım. 27 Mayıs'tan sonra Türkiye'de ne oldu? Türkiye uyanmaya başladı, işçi hakları geldi, grev hakkı geldi, diğer haklar geldi, özgürlük oldu. Ondan sonra Türkiye'de her türlü yayın serbest hale geldi ve Amerikan emperyalizmine karşı gençlik hareketi de 27 Mayıs'tan sonra yükseldi. Evet ama şunu biliyoruz ki 27 Mayıs darbesini gerçekleştiren Albaylar Cuntası 1947 yılında kontrgerilla eğitimi için Amerika'ya giden genç teğmenler. Yok, ve üst teğmenler. Bir
Türkeş var öyle. Yani o eğitimden geçen. Ama ben Alparslan Türkeş de gayrimillidir. Amerika'nın, CİA'nın kontrolündedir demiyorum. Yani o da vatansever bir insan. Yani o zaman Türk ordusu onu yollamış falan. Ama onun dışında o Supi Karamanlar, ondan sonra diğer Acunerler vesaire, ya o Milli Birlik Komitesi, hele Cemal Gürsel, onlar vatansever insanlar. Evet, vatansever insanlar. Tabii. O yüzden Menderes'e astılar. Ya bu hepsi asmadı. Onu atılmasına karşı çıkanlar da var. Yani o sırada ordu içindeki bir cuntanın baskısıyla Menderes idam edildi. Evet. Biraz çelişkiler yaşıyorum. Yok, çelişki yok. Ama bir reklam arası vereyim. Rahatlatayım. Kahveniz de gelsin. Hemen kısa bir reklam arası verelim. Doğu Perinçek. Genel başkanıyla, hayır, hem vatansever diyorsunuz şimdi. Vatansever. Ben şimdi Fatin Rüştüzoğlu'nun adını taşıyorum. İsmim Fatin. Evet. Şimdi hem vatansever diyorsunuz, hem o vatanseverlerin astığı bu ülkenin 3 tane siyasi lideri var. Yani Adnan Menderes'i var, Hasan Polatkan'ı var. Onları konuşursak o dönem, bakın, ben onlar da değerli insanlardı. Adnan Menderes, Fatun Rüştüzoğlu falan. Benim babam Demokrat Parti'de milletvekilliği de yaptı 4 sene falan. Ayrı mesele. Ama o Demokrat Parti dönemi 1946'da CHP döneminde başladı o süreç. Sonuç itibariyle küçük Amerika süreci. Bakın 1946'da Nihat Yerim genç bir bakan. İsmet Paşa'nın. Diyor ki Türkiye'yi küçük Amerika yapacağız. 1950'de geldiler. Bu sefer Demokrat Parti liderleri ne dediler? Küçük Amerika yapacağız. Yani o bir küçük Amerika süreci. O küçük Amerika sürecinin bütün ciddi hataları var. O hatalar idamla cezalandırılmalıydı demiyorum. Siyasi hatalar onlar. O ayrı bir şey. Yani idam cezasını tasvip etmiyorum orada. Onların idam edilmesi Türkiye'ye zararlı oldu. Ayrı mesele. Ama şunu da görelim. Demokrat Parti yönetimi bugün Türkiye'yi borca batıran, bugün Türkiye'yi bölünme tehdidiyle karşı karşıya bırakan sürecin içinde 1945'ten sonra Amerika'nın Türkiye'yi denetim altına alması, ki CHP ile başladı bu, o sürecin içinde çok ciddi ağır hataları olan bir dönem. Evet, dönem. Doğu Perinçek ile birlikteyiz. Vatan Partisi Genel Başkanı ile Pazar Manşeti'nde canlı yayın. Sizden gelen soruları da Doğu Bey'e, Doğu Perinçek'e sormanın gayreti içerisinde olacağım. Bir yere ayrılmazsanız kısa bir reklam arasından sonra devam edeceğiz. Pazar Manşeti reklam arasının ardından kaldığımız yerden devam ediyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile birlikteyiz. Ben Deniz Fatin Dağıstanlı. İletişim bilgilerini yönetmen arkadaşım ekrana verdi. Zaman zaman da ekranda tutuyor. Katkılarınız bizler için önemli. Keyifli bir yayın oluyor. Doğu Bey ile birlikte, Doğu Perinçek ile birlikte bütün hem geçmişi konuşacağız, hem de gündeme de hızlıca bir geleceğiz. Tabii o fotoğrafla ilgili zihnim halen berrak değil Doğu Bey. Çünkü o karanfil verdiğiniz. Ben vermedim. Bakın, siz daha fotoğrafı bile bilmiyorsunuz. Orada bana gelincik veren Abdullah Öcalan orada şeyde dolaşırken kırda, oradan kopardı ve getirdi, verdi ve ben onu halkımdan gizlemedim. Ben namuslu, ahlaklı bir insanım. Bana verdiği gelinciğin fotoğrafını aldım, 2000'e doğru dergisinin kapağına koydum. Tabii istesem onu yayınlamasam siz burada konuşmayacaktınız. Yani ben hiçbir şeyi halkımdan gizlemem. O fotoğrafı koydum ve ben ondan dolayı mutsuz da değilim. Bakın, bunun Türkiye sonuçlarını da görecek. Şimdi o PKK'da büyük bir çözülme, bölünme var ve kaybettiler. Göreceksiniz, o insanlarımızı da Türkiye'nin bütünlüğü içinde kaynaştıracağız. Evet, bu arada fotoğrafı İşte bu. Verdi. İşte evet. O Beka'nın Abdullah Öcalan'ın verdiği. O veren uzatay gelince. Ama çok keyifli görünüyor Abdullah Öcalan, sizi gördüğü için. Tabii. Eski dost musunuz? Hayır, ilk defa orada tanıdım. İlk defa? Evet. Daha önce hiç tanımadınız. Yok, hayır. Çünkü o şeyde 1973 yılında Mamak cezaevinde kaldı. Hı hı. Ama hiç karşılaşmadık, o iki noğludaydı, biz A bloktaydık ondan sonra ve şeylerle anlaştı, savcılarla, ve tahliye oldu. Evet, tahliye oldu. Fethullah Gülen'le görüştünüz mü? Fethullah Gülen benimle görüşmek istedi.
ve 13 kişilik bir heyetini bana yolladı. 1996 yılında başlarında Latif Erdoğan vardı. Beyoğlu'nda geldiler partimizin merkezine ve 13 kişi ziyaret ettiler Yazarlar Vakfı olarak. Ve bana orada önerdiler, dediler ki Fethullah Gülen'le sizi buluşturalım, bir otel lobisinde buluşun, beraber kahve için, basına, kamuoyuna bir birlikte görüntü verin, böylece Türkiye'nin barışına hizmet edilsin diye teklifte bulundular. Ben bunu reddettim. Ertesi günü telefon ettiler. 5 milyon dolardan başlar bu buluşma diye. Ondan sonra bunları da Anayasa Mahkemesi'ndeki yargılamada ve en son Silivri yargılamalarında tutanaklara da geçirdim. O 5 milyon doları da başlar dediler. Onu da yüzlerine çarptım ve reddettim. Evet. Fethullah Gülen'le görüşen cumhurbaşkanları oldu, başbakanlar oldu. Şu andaki cumhurbaşkanı vesaire, başbakan, hepsi onunla birliktelerdi. Ama ben onunla görüşmeyi reddettim. Evet, ama onun ekibiyle görüştünüz. Onun ekibi beni Yazarlar Vakfı olarak ziyaret etmek istedi. Ben, kim beni arasa prensip olarak ben görüşmekten korkmam. Çünkü kim olduğum belli benim. Falanca ile filanca ile görüşerek hiçbir şey kaybetmem. Ama diyelim bir otelde görüşüp buluşup da onun meşrulaşmasına, Fethullah Gülen'in veya Türkiye'ye kendini kabul ettirmesine 96 yılında tabii ki katkıda bulunmam. Evet, ama aynı yıllarda Latif Erdoğan İlhan Selçuk'la da görüşüyor. İlhan Selçuk'a da benzer önerilerde bulunuyor. İlhan Selçuk sizin gibi demiyor. Ne diyor ki, biz sizinle görüşmeye devam edelim. Onu bilemem. Onu, yani İlhan Selçuk değer verdiğim bir insandır. Yani onun söyleyip söylemediğini, ne amaçla öyle söylediğini bilemem ama benim tavrım işte bu oldu. 13 kişi geldiler. Latif Erdoğan bugün yaşıyor. O beraber gelen 13 kişinin de sanıyorum büyük çoğunluğu hala hayattadır. Onlar da olayı biliyorlar. Geldiler ve bizim en üst katta çayımızı, kahvemizi sağ olsunlar içtiler. Misafir ettik onları. O görüşmede bu öneriyi yaptılar. Ben de bu görüşmenin mümkün olmadığını kendilerine söyledim. Peki niye gelmişlerdir size? Ben çünkü yani sadece bir görüşme için geldiler. Yani Fethullah Gülen'le görüşmek için 5 milyon dolar büyük para. Çünkü ben Fethullah Gülen'le görüşüp o fotoğrafı versem o rahatlayacak. Yani Türkiye'ye yerleşmeye çalışıyor. Ben etkili bir insanım. Ondan sonra itibarlı bir insanım. Benim gibi bir insanla fotoğraf vermek onu Türkiye'de kabul görmesini sağlayan sonuçlar getirecek. Ama sizinle görüşmedi. Siz kabul etmediniz ama Türkiye'ye yine yerleşti. Çünkü kabul edenler oldu. Tayyip Erdoğanlar kabul etti. Evet. Tayyip Erdoğanlar onunla ittifak kurdular, koalisyon kurdular, Türkiye'yi birlikte yönettiler. Bakın ben reddediyorum ama Tayyip Erdoğanlar onu koluna taktı, beraber hükümet kurdu. Türkiye'yi maalesef bu noktaya getirdiler. Fethullah Gülen'in Türk ordusu içinde, Türk şeyi içinde, polisi içinde, yargısı içinde yuvalanmasına yol açtılar. Fethullah Gülen neredeyse yüksek askeri şuranın başına geçti. Türk ordusunun komutanlarını hapse atıp Fethullah Gülen'in askerlerini, CİA'nın, Gladio'nun askerlerini terfi ettirdiler ve 15 Temmuz'un yolunu açtılar. Maalesef Tayyip Erdoğanlar. Evet. Sorumlu Tayyip Erdoğan mı diyorsunuz? Turgut Özal'dan başlıyor. Fethullah Gülen cemaatini Türk Devleti'nin içine yerleştirme olayı Turgut Özal'la başlıyor, Tansu Çüller'le devam ediyor, Tayyip Erdoğan'la Doruk'a çıkıyor. Evet, hiç bu ülkedeki Bülent Ecevitlerin, Hikmet Çetinlerin, Deniz Baykal'ların... Onların da büyük sorumluluğu var. Sayın Hikmet Çetin de şimdi yaşıyor. Sayın Hikmet Çetin ondan maalesef şey aldı, madalya mı, bir beratlar, bir şeyler aldılar. Ve o onu gazetede okuyunca alacağını Sayın Hikmet Çetin'i aradım. Dostumdur. Dedim sakın ondan bir şey alma. Madalya değil de bir şey verdi o. Berat mı? Berat. Hani bir işte Berat falan gibi. Yani o Berat almış. O zaman değil. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadağ'ı reddetti. Ama işte Hikmet Çetin başkaları kabul ettiler. Cumhurbaşkanlarına, başbakanlara o şekilde ödüller verdi.
Yani o ödülü kabul etmemesini o zaman telefonla Sayın Hikmet Çetin'e de söyledim. Ama dedi ki söz verdim falan dedi ve aldı. Yani onların almalarını doğru bulmuyorum. Bülent Ecevit'in Fethullah Gülen'e karşı işte onun okullarını öven tavrını da doğru bulmuyorum. Çünkü sonuç itibariyle hepsi Batı sistemi içerisinde onun önünü açtılar ve Türkiye'nin başına bu belayı getirdiler. Ama evet, büyük sorumlu Turgut Özal'dır, Tansu Çiller'dir ve Tayyip Erdoğan'dır. Evet. Abdullah Gül tabi o Tayyip Erdoğan gibi de değil. Yani o Fethullah Gülen'in diyelim şeyi, yakın arkadaşı, aynı cenahın, aynı ekibin parçasıdır. Evet. Ama Hikmet Çetin deyince NATO komutanı aklıma geliyor benim. Kim? Hikmet Çetin deyince. Hikmet siz de Çetin, çok yakın dostum. Dostum tabii, gene dostum. Değer verdiğim bir insandır. Yani evet, Hikmet Çetin Afganistan'da şeyde Birleşmiş Milletler bünyesinde görevler falan aldı ama NATO'da doğru. NATO'da doğru. Sizin dediğiniz doğru ama benim değer verdiğim kişiliği olan, karakter olan bir insandır. Evet. Şimdi önemli değerlendirmelerde bulunuyorsunuz. Ama şu Abdullah Öcalan'ı yargılayan askerler, yakalayanlar hepsi şeyde, Vatan Partisi'nde. Ne buluyorlar Vatan Partisi'nde? Vatanseverlik buluyorlar. Atatürk devrimini buluyorlar. Başı diplik buluyorlar. Kişilik buluyorlar. Pazarlıksızlık, ondan sonra ödünsüzlük, onları buluyorlar. Onun için katılıyorlar. Peki İsmail Hakkı Pekin niye ayrıldı? Onu ona soralım. Yani o da sevdiğim, değer verdiğim bir insan. Her zaman onu korudum. Yani onun Genelkurmay İstihbarat Başkanlığıydı. Başkanlığıydı. Ondan sonra o Genelkurmay'da bulunduğu sırada o Ergenekon Balyoz süreçlerinde, tertiplerinde o günkü komutanların bazı yanlışları falan oldu. O da o zaman karargâhtaydı falan ama biz hep İsmail Hakkı Pekin'le birlikte çalıştık ondan sonra ve değer verdiğim bir insandır. Ama daha sonra diyelim birkaç ay önce partiden ayrılmayı kararlaştırdı. Saygıyla karşıladı. Evet, sebebini bilmiyorsunuz. Ya şimdi burada konuşmuyor. Hayır, şundan dolayı soruyorum. Yani şimdi... Hayır, şunun için ona sormanız ve onun açıklaması. Çünkü ayrılan o, sebebini onun söylemesi daha doğru. Daha doğru olur. Biz ona sorduk. Bize bir sebep açıklama. Ama şu da ilginç gelmiyor mu size? Yani mesela Aydınlık Gazetesi'ne baktığınızda yazarlara bakıyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kritik yerlerinde görev yapmış isimler ayrılıyorlar, geliyorlar. Bir tane sahip. Yani Türk Silahlı, bir tarafta Türk Silahlı Kuvvetleri, bir tarafta Aydınlık Gazetesi. Yok. Vatan Partisi gibi sanki. Yani öyle, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani bu arkadaşlarımız Vatan Partisi'ne güveniyorlar. Yani neden? Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nde vatana bağlılık eğitimi almışlar, cumhuriyet eğitimi almışlar. Bunlar Mustafa Kemal'in askerleri. O nedenle nerede siyaset yapıyorlar emekli olduktan sonra? Vatan Partisi'nin hedeflerini doğru buldukları için orada siyaset yapıyorlar. Doğru da Doğu Bey, şimdi bir de realite var. Yani siyaset yaptıkları siyasal harekete de millet teveccüh etmiyor. Edecek, ediyor. Şu anda göreceksiniz, biz önümüzdeki dönem hükümet olacağız. Hükümette yer alacağız. Çünkü Türkiye'yi yönetmeye başladık. Yani mesela en son seçimde aldığınız oy ne kadar? Onun hiç bakın. Hazreti Muhammed'in Mekke'de kaç oyu vardı? Bana söyler misin? Kaç oyu vardı? Say bakalım kaç taneydi. Yani bütün büyük davalar az sayıda insanla başlar. Değil mi? Hazreti Muhammed değil mi? Hep sayıyoruz. Önce şu falanca büyüğümüz Müslüman oldu. Ondan sonra falanca Müslüman oldu. Hazreti Ömer kılıcıyla geldi. Değil mi? Hazreti Ömer kılıcıyla geldi. Hazreti Muhammed'i öldürecekti. Değil mi? Yani bütün büyük davalar diyelim az sayıda insanla başlar ama Vatan Partisi'ne bakarsanız neyi görürsünüz? 50 yıllık bir dayanıklılığı ve Türkiye'nin en nitelikli, nadir, seçkin, kaliteli, ondan sonra hayatını vakfetmiş insanlarını toplayan ve bugün Türkiye'nin politikalarını belirleyen parti. Ya da iktidar olmamıza gerek yok, biz iktidar mıyız diyorsun? Hayır, olacak. Çünkü bakın bugünkü manzara onu gösteriyor. Bugünkü hükümet FETÖ ile beraberdi,
Türkiye bugün FETÖ ile mücadele ediyor. Bugünkü hükümet PKK ile açılım yapmıştı. Bugün Türkiye PKK'yı hendeklere gömdü ve Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde bölücülüğü bitiriyor. Bugünkü hükümet Rusya'ya düşmandı. Rusya'ya dost oldu çünkü Vatan Partisi'nin politikası Rusya'ya dostluk. Bugünkü hükümet Fars milliyetçiliği diye İran'ı suçluyordu daha 3 ay önce. Bugünkü hükümet Vatan Partisi'nin çizgisine geldi İran siyasetinde. Bugünkü hükümet Amerika'nın koridoruna, İsrail'in koridoruna, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı harekatıyla girdi. Bu planda kimindi? Vatan Partisi. Demek ki Vatan Partisi'nin siyasetleri bir bir gündeme geliyor ve AKP'yi hizaya getiriyor ve onu kendi siyasetlerinden vazgeçiriyor ve bir kanalın, rotanın içine sokuyor. Bu bir Vatan Partisi'nin büyük gücü. Evet, yani ispatlıyorum biz, biz Erdoğan'a yanaşmadık, Erdoğan bize yanaştı mı diyorsunuz? Yanaşmak yani bu anda... alkışlıyorum. Sayın Tayyip Erdoğan'ı alkışlıyorum. Neden? Çünkü Fethullah terör örgütüyle beraber olmaktan vazgeçti, Vatan Partisi'nin siyasetine geldi. Alkışlıyorum, PKK ile işbirliği yapıyordu, açılım yapıyordu, vazgeçti, PKK'nın üzerine yürüdü. Alkışlıyorum, Rusya'ya düşmanlık yapıyordu, Rusya'ya dostluk siyasetine geldi. Alkışlıyorum, İran'a düşmanlık yapıyordu, Fars milliyetçi diye suçluyordu. Şimdi İran'la beraber Vatan Partisi'nin siyasetine geldi. O bakımdan... Bir de Beşar Esad'ı bekliyorsunuz herhalde değil mi? Beşar Esad oldu. Yan yana gelmesini bekliyorsunuz. Oldu. Şimdi bakın yakında fotoğrafları da çıkacaktır. O oldu. Yani bugün Türkiye, Rusya, İran... İdlib'de ne oluyor? Silah arkadaşı oldular ve askeri harekat yapıyorlar. O harekatın içinde kim var? Suriye'de var. O beraberlik oluştu. Ama tabii onun kamuoyuna açıklanması falan onların takdiridir, zaman alacaktır. Uygun fırsat bekliyorlardır. O da oldu. Yani Türkiye Suriye ile anlaştı, bunu bilelim. Evet. Niye ki? Bu iyidir. Bu Vatan Partisi'nin siyasetidir. Beşar Esad sizce nedir? Beşar Esad bir vatan kahramanıdır. Kendi Suriye devletinin lideridir ve Suriye milletinin kahramanıdır. Amerika ile İsrail ile bu kadar çetin bir mücadeleye önderlik ediyor. Hepimizin Beşar Esad'a teşekkür etmemiz lazım. Çünkü Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye'nin toprak bütünlüğüdür. Onun için Beşar Esad'ın yaptığı mücadele aynı zamanda Türkiye'mizin vatan savunması ve toprak bütünlüğü açısından büyük değer taşır. Bu söylediklerinize itiraz etmiyorum da Beşar Esad, yani hakikaten kelime bulamıyorum şu anda söyleyeceğim. Vallahi yani sizin... tanımıyor olsam anlatabiliyor muyum? Beşar Esad. Siz de gittiniz. Şimdi bakın. Tabii Beşar Esad'la bizzat görüştüm. İki saat, 2,5 saat onun konağında. Bakın saray demiyorum. Çünkü 3 katlı bir evde oturuyor. Ondan sonra... Ceketi de yok. Ceketi var, niye olmasın? Hayır, Fethullah 3 katlı evde oturuyor değil ya. Fethullah Gülen'de öyle anlatıyorlar ya. 3 katlı bir sıradan bir mütevazi bir evde. Hatta ceketi bile yok. Hayır. Siz de şimdi Beşar Esad hakikaten... 3 katlı bir evde oturuyor. Ondan sonra son derece mütevazı bir evde oturuyor. Hatta diyelim sokağın önünden geçseniz, taş atsanız camını kırabilirsiniz. O şekilde kendine de güveniyor. Ama şunu görelim, Beşar Esad Amerika ve İsrail'in 2011 yılından beri yürüttüğü tertipler, ondan sonra ne yazık ki Türkiye hükümeti de o tertiplere alet oldu ve bir takım terör örgütlerini Suriye'ye sürdü. Terör ihraç etti Suriye'yi, ama şimdi o politikalardan dönüldü. Onun için de Tayyip Erdoğanlar iyi yaptı. Yani döndükleri için o politikadan, Vatan Partisi'nin çizgisine geldikleri için biz son derece memnunuz ve kendilerine değer veriyoruz. Ama Beşar Esad kahramanca Amerika ve İsrail'e karşı savaşıyor. O bizim savaşımız aynı zamanda. Onu yürekten destekliyoruz. Yani Beşar Esad Müslümanların ölmesini sağlıyor bölgede. Şimdi siz bakın, Hazreti Muhammed'den sonra da birçok İslam içerisinde şeyler çıktı. Hazreti Ali'yi Müslümanlar öldürdü. Hazreti Hasan ve Hüseyin'i Müslümanlar öldürdü. Değil mi? Efendim, Hazreti Ömer'i Müslümanlar... Niye bir araya gelemiyor İslam dünyası?
Yani çünkü o İslam'ın içinde de İslam'a nifak sokmak isteyen, ondan sonra fitne sokan, ondan sonra İslam'ın hedeflerine ulaşmasını engellemek isteyen akımlar var. Niye böyle bir yola Vatan Partisi çıkmıyor mesela? Yani İslam'ı birleştirmek, İslam'ın arasındaki... İşte Vatan Partisi birleştiriyor. İran İslam, Irak İslam, Suriye İslam. Ama ondan sonra bunları kim birleştiriyor? Bunları Vatan. Şialarla, Şiilerle birlikte hareket ediyor. Bakın, bu yanlış. Mezhep kavgası en zararlı. Hayır, İyi ki bunu anla söyledikleriniz ama bakın, yani bizim Türkiye olarak Şii, Alevi, Sünni ayrımlarını büyütmemiz kadar tehlikeli ve yanlış bir şey. Anladım ya, bunu ben büyütmüyorum. Şimdi sizin söylediğiniz 3 tane Vatan Partisi, İran diyorsunuz. Mesela biz yıllarca Doğu Perinçe'yi İran karşıtı diyebilirdim. Hayır. Hiçbir ben öyle bilirdim. O sizin yanlışınız. Ben ta Uğur Mumcu öldürüldüğü zamanda mollalar bilmem ne falan diye yürüyüşler yapıldığı zaman ben hep İran dostuydum. Hümeyni'nin uçağında Paris'ten Tahran'a gelirken tek bir gazeteci vardı. O da Aydınlık Gazetesi'nin muhabiri Çiğdem Kömürcüoğlu. Hümeyni bir tek gazeteciyi uçağına aldı. Aydınlık Gazetesi'nden Çiğdem Kömürcüoğlu'nu. Onun o zaman Aydınlık'ta çıkmış röportajları da var. Biz hiçbir zaman İran düşmanı olmadık. Her zaman İran dostuyuz ve biz komşularımızı seçemeyiz. Yani İran komşumuz. Azerbaycan komşumuz. Irak komşumuz, Suriye komşumuz, Rusya komşumuz, bu komşularımızla dost olmak bizim menfaatimizi, enerji güvenliğimiz orada, ülkemizde barış ve huzur onlarla beraberliğe bağlı. Öyleyse o komşularla iyi ilişkiler kuracağız. O komşular ister Şii olsun, ister Alevi olsun. Zaten bizim ülkemizde de Şiiler yok mu? Var. Caferiler var. Aleviler bizim milletimizin parçası değil mi? Caferiler bizim milletimizin parçası değil mi? Eğer biz Şii düşmanlığı, Caferi düşmanlığı, Alevi düşmanlığı falan yaparsak bu Türkiye'yi böleriz. Onun için Türkiye'de mezhep çatışması olmaz. Paydos. Buna izin veremeyiz. Bütün milletimizi kucaklayacağız, birleşeceğiz. Şu var, Hazreti Muhammed zamanında mezhep farkı var mıydı? Değil mi? Ümmet vardı. Yani bütün Müslümanları birleştirdi ve mezhep farkları o birliğe aykırıdır. Biz hiçbir şekilde o mezhep farklarını kaşıyamayız, kışkırtamayız. Bu Türkiye'nin bölünmesine yol açar. Şu gün bakın çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Sünni Müslümanların çoğunluk olduğu Türkiye, Şiilerin çoğunluk olduğu İran'la, efendim Alevilerin ağır bastığı yönetimde Suriye ile, efendim hem Şii hem Sünnilerin yaşadığı ama şu anda yönetimde Şiilerin bayağı ağır bastığı bir Irak'la el ele verdi Türkiye ve Hristiyanların çoğunluk olduğu, içinde büyük Müslüman kitle de var, Rusya ile el ele verdi. Şimdi demek ki Orta Doğu'da, Batı Asya'da cepheyi ayıran efendim Şiilik, Sünnilik, mezhep farkları, din farkları değil. Ne? Bir tarafta Amerika var ve onun yanında İsrail var ve onların piyonları olan PKK var, Barzanistan var. Bu tarafta kim var? Türkiye var, İran var, Irak var, Suriye ve Rusya var ve bunlar arasında mezhep farkları bölünmeye yol açmıyor. Emperyalizme karşı mazlumlar birleşiyor. Bu çok güzel bir şey. Ve burada Vatan Partisi de çok iyi bir rol oynuyor. Bakın Vatan Partisi koşturuyor, gidiyor Müslüman ülkelere ve Türkiye'nin onlarla birliğini sağlıyor. Beşer Esad'a gidiyor, İran'a gidiyor, Rusya'ya gidiyor. Evet. Evet. Müftüler nikah. Çok yanlış. Çok nasıl şimdi? Ya Doğu Bey şimdi yani ben İran, Suriye, Irak, Türkiye, bakın Şii, hep herkes birlikte hareket ediyor deyip İslam dünyasına mesaj veriyorsunuz. Ama müftülerin nikah kıyması gelince hayır diyorsunuz. Türkiye'yi laiklik birleştirir. Türkiye'yi laiklik birleştirir. Neden? Çünkü Türkiye'de Sünni Müslümanlar var, Alevi, Caferi Müslümanlar var. Bunları ancak laiklikle birleştiririz. Eğer biz... Laikliğin neresine aykırı bu? Müftülerin nikah kıyması. Şimdi bakın ne yapıyorsunuz? İkiliye yol açacaksınız. Senin müftüde nikah kıydıranlar, efendim belediyede nikah kıydıranlar diye ikiye ayırıyorsunuz. Sonra Alevi yurttaş, Caferi yurttaş nasıl müftüye gidecek?
değil mi? Hadi onların da müftüsü Aleviler dedeler Alevilerinkini kıysın. Efendim Caferi şeyhleri Caferilerin nikahını kıysın dediğiniz zaman Türkiye'yi fitneye, fesata, bölünmenin içine atarsınız. Onun için müftülerin nikah kıyması sonuç itibariyle göreceksiniz. Batı'da nasıl oluyor bu iş? Batı'yı taklit etmeyeceğiz. Tamam taklit etmeyeceğiz. Batı'da yanlış. Yani Batı'da kilise kıyılabiliyor, papaz kıyabiliyor. Onun için Batı'da. Orada Katolik var, Protestan var, Ortodoks var. Orada bir problem olmuyor. Hayır. Ama bizde Caferiler çıkıyor ortaya. Biz Batı'nın peşinden gitmeyeceğiz. Bakın bugün ne demiş Akit? Hı-hı. Bakın yazıyor ne diyor orada? Medeniyet şekille değil, vicdanla olur. Yani evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biz Batı medeniyetinin kuyrukçusu olmayacağız. Batı'yı taklit etmeyeceğiz. Batı'dan kopya çekmeyeceğiz. Bizim kendi özelliklerimiz var. Bizim Atatürk devrimimiz çok güzel bir çözüm bulmuş. Nedir? Bütün milleti kucaklayan. Din herkesin vicdanındadır. İsteyen Müslüman, Şii Müslümandır, isteyen Sünni Müslümandır, Alevi Müslümandır veya başka dinlerdendir vesaire. Ama biz onların vicdanlarına müdahale etmeyeceğiz, karışmayacağız. Ama toplum içine, devlet hayatına dinleri, mezhepleri soktuğumuz zaman o zaman büyük bir ikilik, üçlük, dörtlük fitne ve fesat çıkar. Çünkü nasıl yapacağız? Eğer diyelim dine göre Türkiye'yi yönetecek olursak hangi dine göre yöneteceğiz? Sünniliğe göre mi yöneteceğiz? Caferiliğe göre mi yöneteceğiz? Aleviliğe göre mi yöneteceğiz? Bir bölünme yaratırız. Onun için laiklik ne demek? Dünya işlerine din müdahale etmeyecek. Dünya, Hazreti Muhammed de öyle yönetti. Hazreti Muhammed yönetirken dünyayı dünyevi düşüncelerle yönetti. Yani Arap toplumunun birleşmesi, kervanların soyulmaması, hırsızlık olmaması, yağma yapmaması gibi tamamen dünyevi bir program getirdi Hazreti Muhammed. Ve o program o gün Arap toplumunun ilerlemesine, birleşmesine, Arap toplumda huzur ve barışın gelmesine, ticaretin gelişmesine yol açtı. Yani nedir? Hazreti Muhammed tüccarların piri değil mi? El Kasıp Habibullah diyordu. Yani kazanç yapmak yapanlar Allah'ın sevgilisidir. Bunlar dünyevi kurallar değil mi? Yani dünyayı dünyevi kurallarla idare edebiliriz. Dine inanç ise insanın gönlündedir, vicdanındadır. Hiç kimse kimsenin gönlüne el uzatamaz ve kimsenin gönlünü incitemez. Evet. Onun için tekrar ediyorum, buradan özellikle Akit Televizyonu'nun seyirci kitlesine de sesleniyorum. Bizim inanan insanlarımıza da sesleniyorum. Biz laiklikten vazgeçemeyiz. Çünkü laiklikten vazgeçersek Türkiye'yi mezheplere böleriz ve Türkiye'yi yönetemeyiz. Modern koşullara göre, 21. yüzyıla göre yönetemeyiz. Evet, evet. Aslında laikliğin tanımını da yapmamız lazım ama. Reklam din midir laiklik? Hayır, laiklik şudur. Dünyayı, dünyevi insanların refahı, huzuru, barışı için yönetmek. Yani dünyanın yönetilmesine dinin müdahale etmemesi, dinin yalnız vicdanlarda ve gönüllerde olması, insanın inancında olması. Ama dünya işlerine dinin müdahale etmesi. Peki Sayın Tercih, şunu soruyorum bu, ben. Türk devrimi bu ülkenin özü Müslümandır dediniz. Değil mi başında? Halkı, bu evet. Halk, Müslümandır. Tabii, evet. Müslümanlıkta dini nikah var mıdır? Şimdi bakın, hayır, şimdi bakın mesela şimdi müftülere yaptınız. Alevi ne diyecek? Alevi de diyecek ki ben dedeye kıydırmak istiyorum. Caferiler diyecek ki biz müftüye gitmeyiz, biz Şii kurallarına göre kıydırmak istiyoruz. Ne yapacaksınız? Türkiye'yi böleceksiniz. Çok büyük yanlış. Çok büyük yanlış. Ve Türkiye'yi şu noktaya gideceksiniz. Evleniyor iki kişi, değil mi? Kız tarafı diyor ki müftü kıysın. Oğlan tarafı diyor ki hayır efendim belediyede kıyılsın. Bir de lüzumsuz aile tartışıyor. Ona bakarsan ben bu ona sizi rahatsız eder. Hepinizi. Siz emin misiniz? Ona gelince sizin babanızın nikahını belediye kıydı. Ananızın nikahını belediye kıydı. Sizin nikahınızı belediye kıydı. Bundan ne şikayetiniz var? Ne zararını gördük? Yani evet. İsteyen gitsin diyor. Sonra ama bakın, ona kalırsa medeni hukuk açısından
açısından da ben hukukçu olarak söyleyeyim büyük problemler yaratır. Ve bakın toplum buna rağbet etmeyecektir. Çünkü nikah müftükıydı. Şimdi o nikah hukuken çünkü miras hukukuna bağlı, boşanmayla ilgili vesaire. Şimdi nikahı müftüye kıydırdınız. Peki boşanmayı neye göre yapacaksınız? Medeni hukuka göre mi yapacaksınız yoksa efendim din kurallarına göre mi yapacaksınız? Hayır, din kurallarına göre yaparsanız. Ama bu çarpıtma şimdi. Hayır. Hayır niye çarpıtma? Bitireyim siz yani, çarpıtma oldunuz. Şundan dolayı yani bitireyim. Medeni kanuna göre yapacaksınız tabii. Ama siz medeni kanunu bozmaya başladınız. Hayır nasıl bozmaya başladınız? Şimdi bakın siz dediniz ki bir anlatayım siz fikrinizi söyleyin. Şimdi siz dediniz ki Türkiye'de Müslümanlık öylesi müftüye kıydırıyorum. Ha, biraz sonra bir adam çıkacak diyecek ki efendim diyecek madem müftü kıyıyor o zaman boşanma hukukunu miras hukukunu da İslam'a göre yapın. Miras hukukuna göre İslam'da kadın erkeğin yarısı kadar alacak. Ondan sonra boşanma erkek boş dediği zaman boş olacak. Ya, bu algı operasyonu. Hiç algı değil. Optik çarpıtma bakın olur. Böyle bir başladınız mı? Dine göre müftü kıyar diye başladı. Sonra hayır. İkincisi müftü kıydı. Hayır, müftü ondan sonra kıyar. O kayıtlara geçti mi? Resmi oldu mu? Yarın bir gün ölüm oldu. Boşanma oldu. Nasıl paylaşacaksınız mirası? Ondan sonra hukuku nasıl düzenleyeceksiniz falan. Siz bütün Türkiye'yi bu müftünün nikah kıymasıyla karışıklıklara yöneltirsiniz. Ve buradan bütün Akit TV'nin izleyicilerine de sesleniyorum. Nikahlarınızı belediyelerde kıydırın ve problem yaratan bir sürece destek olmayın. Evet. Doğru Perinçek böyle söylüyor. Öyle söylüyor. Biz de demokratik... Ama bunun kıymeti... Biz de, hayır demokratik yayıncılık. Bakın mesela bunu bir... başka bir kanalda bunu böyle söyletmezler yani. Nasıl söyletmezler? Mesela ben Aydınlık Gazetesi'nin ulusal kanalına gelsem müftülere kıydırın nikahınızı. Herkes saygıyla karşıladı. Dedirtirler mi? Dedirtirler. Evet. Ayıp yani ona sizin ağzınızı kapayacak bir insan Aydınlık'ta veya ulusal kanalda yok. Evet o zaman saygısız. Hemen bir ulusal kanala gidip müftülere nikahınızı kıydırtın demek için gideceğim. Kısa bir ara. Buyurun. Pazar manşeti reklam arası vermiştik. Reklam arasının ardından kaldığımız yerden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le bendeniz Fatin Dağıstanlı devam ediyor. İletişim bilgilerini İsmail Aydın ekrana verdi. Zaman zaman da ekranda tutuyor. Katkılarınız bizler için önemli ve son bölüme geldik. Sizlerden gelen sorulara da birazcık yer vermenin gayreti içerisinde olacağım. Doğu Bey şunu merak ediyorum. Şimdi bu FETÖ'cüler ordudan, emniyetten ayrılıyor. Ve aydınlıkçılar, ulusalcılar, Perinçekçiler, hatta Devlet Bahçeli'nin deyimiyle Perinçekliler. Evet. Öyle diyor değil mi? Olur diyor. Diyor. Evet. Ne hissediyorsunuz? Devlet Bahçeli böyle deyince ne hissediyorsunuz? Yani Perinçekliler. Siz de Devlet Bahçeli'ye yayın organlarınızda yani, çok hedef alıyorsunuz mesela. Ben hiçbir zaman nezaket çerçevesi dışına çıkmam. Hı-hı. Ondan sonra çünkü benim görevim, sorumluluğum Türk milletinin bütün güçlerini bugün Amerika ve İsrail'e karşı birleştirmek, bir arada tutmaktır. Türkiye bir vatan savaşı içinde. Bakın şu anda Mehmetçik İdlib'de savaşıyor. Yine Mehmetçik Türkiye'nin güneydoğusunda kahraman polisimiz Türkiye'nin her köşesinde bölücülüğe karşı ve bir takım işte IŞİD denen teröristlere karşı mücadele ediyor. Bu ortamda bizim beraberliğimizi ayakta tutmak bizim görevimizdir. Onun için diyelim Sayın Bahçeli'nin o tür sözlerine ben hiçbir şekilde kimseye mukabele etmem. Çünkü siyasette bu atışma ve sen falan filan şeklindeki Tayyip Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun, Devlet Bahçeli'nin paylaştığı üsluba ben katılmam. Külliye davet etse Erdoğan. Tabii ki görüşürüm. Niye görüşmeyeyim? Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'yla görüşmeyi reddetmek bize yakışır. Yani. Bizi size yakışmaz. Bu orduda, emniyette ulusalcılar, aydınlıkçılar, Perinçekçiler. Bu tabii Amerika'nın bizden korkusu. Bu çok iyi karşılamadığım bir propaganda çünkü ordunun bütünlüğü, polisin bütünlüğü, emniyetin bütünlüğü, yargının bütünlüğü Türkiye için bugün çok değerli. Orada Perinçek
Yeşiller, Perinçekçiler, bilmem neciler falan filan, bunları son derece hatalı bulurum. Ordumuz varlar mı? Yok. Yani olmaz. Neden? Çünkü bizim öyle onun içinde bir yuvalanma, örgütlenme faaliyetimiz kesinlikle olmaz. Buna hiçbir şekilde izin vermeyiz. Ordu Mustafa Kemal'in ordusudur. İki gün öyle evvel Sayın Genelkurmay Başkanı da açıkladı. Biz dedi Mustafa Kemal'in ordusuyuz, başkomutanımız odur. O çizgi, o bütünlük Türkiye için çok 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 kıymetlidir. O sayede FETÖ darbesi ezilmiştir. O sayede bugün Türk ordusu kahramanca çarpışıyor. Polisimiz Cumhuriyet polisidir. Polisi de Cumhuriyet idealleri ve kültürü ve görevleri sorumluluğu dışında yönlendirmek, içinde örgütlenmek ülkeye karşı ihanet olur. Onun için Perinçekliler, Perinçekçiler, devletin içinde, orduda falan bunu hiçbir şekilde doğru görmüyorum. Nasıl biz diyor muyuz? Ordunun içinde Bahçeliciler var, bilmemciler var. Ha, vardı, Gladio vardı, vardı FETÖ'cüler ve o büyük ölçüde temizlendi. Çok büyük bir başarıdır. Temizlendi mi şu anda? Büyük ölçüde temizlendi. 30 bin. Ha, AKP'de var. Yani orduda Genelkurmay Başkanlığı'nın yolladığı rapora göre mahkemelere 30 bin, bakın sayı veriyor Genelkurmay Başkanlığı raporu, 30 bin general, subay, az subay, askeri öğrenci, sivil personel, hepsi 30 bin FETÖ bağlantısı ve az sayıda da PKK bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri içinden temizlendi. Bu çok önemli. 105 bin devlet memuru, büyük çoğunluğu FETÖ bağlantısı, kısmen PKK bağlantısı nedeniyle devletin kurumlarından temizlendi. 105 bin ve 70 bin hapishanede, bunun 51 bini FETÖ bağlantılı, geri kalan 19 bini de PKK bağlantılı hapiste. Bu Türk devleti ve ordusu için de çok önemli, çok değerli, Türkiye'nin önünü açan bir temizlik. Adil Öksüz nerede? Ama şu... AKP içinde var. Hı hı. Yani hala siyasi ayak deniyor. İşte vekiller var, hı hı, Bakanlar Kurulu'nda. Melih Gökçek? Yani onun ben FETÖ bağlantısını bilmiyorum. O AKP'nin iç sorunu. Hı hı. Hani FETÖ ile bağlantılı mı, öyle bir bilgim yok. Onu açık söyleyeyim. Ama Bakanlar Kurulu'nda FETÖ bağlantılı bakanlar olduğunu kendi AKP yöneticileri söylüyor. Milletvekillerinden 50-60 tane, hatta bazısı 80 diyor, FETÖ ile ilişkili olduğu söyleniyor. Bunu Tayyip Erdoğanlar da biliyor. Ve Vatan Partisi'nde hiç yok mu FETÖ'cü? Olursa bir gözünü yaşına bakmayız. Hiç yani sızmamış. Yani her yere sızdı da, hayır Doğu Bey. Bakın, her yere sızdı da bu tür örgütler, bu tür yani örgütler sızmaz dersek kendimizi kandırırız. Hı hı. Yani sızabileceğine göre hareket etmemiz lazım ki uyanık olalım. Yani hı hı, sızmaz, hayır falan dersek o gevşekliğe yol açar. Hı hı. Tabii ki bu tür gizli örgütler, şeyin Amerika'nın kontrolündeki olan örgütler her yeri etkilemeye, sızmaya veya başka yollardan etkilemeye çalışırlar. Biz o konuda en uyanık partiyiz. Neden? 50 yıldır Fethullah Gülen'e karşı, o terör örgütüne karşı mücadele ediyoruz. Onun adını biz koyduk. Bakın, cemaat diyorlardı onlara. Hı hı. Biz dedik ki bu cemaat değil. Hatta bir takım yargı kararlarında efendim bu terör örgütü değildir, hani silah dediler. Biz dedik ki silah var. Hani nerede dediler? Devletin depolarında dedik. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin cephaneliklerinde, polisin cephaneliklerinde silahları duruyor. Ama Hikmet Çetinkaya da benzer açıklamalar yaptı, yazdı. En sonunda bu terör örgütü değildir bunlar dedi Hikmet Çetinkaya. O Hikmet Çetinkaya'nın sorunu. Tamam da nasıl anlayacağız bunu? Ben şöyle anlayacaksınız. Şöyle anlayacaksınız. Fethullah terör örgütünün, hı hı, yayınlarına, tavırlarına bakacaksınız. Orada baş düşman her zaman Doğu Perinçek'tir. Demek ki Doğu Perinçek ve Vatan Partisi Fethullah terör örgütüne karşı 50 senedir en kararlı tavrı alıyor ve söylüyorlar. Bizim diyorlar baş düşmanımız, birinci hedefimiz Türkiye'de Vatan Partisi'dir ve Doğu Perinçek'tir. Can Dündar. Şimdi onlar bu konularda... İsim bazında sormanın sebebi şu. Bakın, yani saydığınız isimler geçmişte bu konularda gevşeklikleri olan isimler. Yani net tavırları olmayan. Ben ona bakıyorum, pratiğe bakıyorum. Aynısı iştir, kişinin lafa bakılmaz. Yani nedir?
herkesin işine bakıyorum. Tayyip Erdoğan Fethullah'la beraber Türkiye'yi yönetti, değil mi? İş bu. Yaptığı iş buydu. Ama şimdi Tayyip Erdoğan 2013 sonu aralığından bu yana Tayyip Erdoğan'a karşı mücadele ediyor. Bu da bir gerçek. Meral Akşener? Meral Akşener'in Batı ile çok ciddi bağlantıları olduğunu kendileri söylüyorlar devamlı. Yani bakıyoruz Ümit Özdağ'ın, Meral Akşener'in gazetelerde çıkan açıklamaları, yaptıkları bir program taslağı var. Batı'ya tamamen teslim vaziyette. Ama aydınlık haberlerini görüyoruz Meral Akşener'in. Sürekli bir PR'e halkla ilişkiler çalışması yapılıyor. Aydınlık onu öven haber yapmıyor. Onun bir Türkiye'de Batı sistemine bağlılığı temsil eden bir parti oluşturmaya çalıştığını Türkiye kamuoyuna açıklıyor. Evet. Yoksa öyle nitelendiriyorsunuz. Meral Akşener kendileri şunu söylüyorlar. Biz Batı'ya bağlıyız. Batı sistemi içinde yer alıyoruz. Hı hı. O zaman o tamamen Batı'nın Türkiye'deki emellerini bugün izleyen ve yerine getirmeye çalışan bir girişim. Evet. Çok açık. Amerika ile Türkiye savaşır mı? Savaşıyor. Şu anda savaşıyor. Peki, İdlib'de olan ne? Türkiye kazanıyor. Bakın Irak ordusu Kerkük'e Musul'a girdi. Sincar'a girdi. Amerika yenildi. İsrail yenildi. Türk ordusu İran ve Rusya ile beraber İdlib'i kontrol altında şimdi tutuyor. Türk ordusu Elbap'a kadar gitti, IŞİD'i peşini kovaladı, ezdi. IŞİD kim? Amerika'nın kuvveti. IŞİD'e PKK'ya karşı olan her mücadele Amerika'ya karşı mücadeledir, İsrail'e karşı mücadeledir. Amerika ve İsrail'in planı, sözümü ona Kürdistan adı altında ikinci bir İsrail yapma planı yerle bir oldu. Hangi sayede? Türk ordusunun, Rusya'nın, İran'ın, Irak'ın, Suriye'nin el birliği sayesinde. O bakımdan Türkiye-Amerika savaşı dolaylı olarak devam ediyor. 15 Temmuz neydi? Sonuç ne olacak? Sonuç Türk ordusunun ve bölge Batı Asya ülkelerinin zaferiyle devam ediyor savaş. 15 Temmuz gecesi Türk-Amerika savaşı değil miydi? 15 Temmuz gecesi tanklarıyla, uçaklarıyla, helikopterleriyle, mitralyözleriyle bizim üzerimize gelen kuvvet, Amerika'nın Türk ordusu ve polisi içinde kurduğu kuvvet değil mi? Biz Amerika-Türkiye Savaşı'nı Ankara'da yaşadık, İstanbul'da yaşadık o 15 Temmuz gecesi ve Amerika kaybetti. Amerika'nın Türk Silahlı Kuvvetleri ve polis içindeki ta 50-60 yıldır kurduğu güç ezildi. O Türk-Amerikan savaşıydı ve o savaş devam ediyor. Ve o savaş bizim başarılarımızla devam ediyor ve zafere ilerliyor. Peki niye o zaman 81 Düzce, 82 Kerkük, 83 Musul'a karşı çıkıyorsunuz? Şunun için, bizim dostlarımızla aramızı bozmak için Amerika'nın cephesinden atılan bir dinamit. Şimdi siz Rusya ile anlaşmışız, İran'la anlaşmışız, Irak'la anlaşmışız, Suriye ile dolaylı olarak anlaşmışız. Bir askeri beraberlik, silah arkadaşlığı kurmuşuz, harekete geçiyoruz. O sırada bu anlaşmanın ortasına Devlet Bahçeli bir dinamit bombayı atıyor. Ne diyor? Ben diyor Kerkük'ü alacağım, ben Musul'a gireceğim falan. Ya senin girdiğin toprak Irak toprağı. Biz bütün bu anlaşmayı Irak'ın toprak bütünlüğü içine üzerine kurmuşuz. Suriye'nin toprak bütünlüğü içine kurmuşuz. Ben Kerkük'ü Musul'u alacağım dediğiniz zaman bütün o dostlarınızla olan aranızdaki ilişkilere nifak sokuyorsunuz. O zaman Tahran'da, Moskova'da, Şam'da, Bağdat'ta herkes o beyanatlara bakıyor. Biz haber alıyoruz. Ya diyorlar bu ne biçim iş? Hani Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğü için bizimle beraberdi. Amerika'ya ve İsrail'e karşı beraber olmuştuk. Amerika attırıyor o bombayı. Devlet Bahçeli Amerikan bombasını atıyor. Türkiye, İran, Türkiye, Rusya, Türkiye, Irak ve Türkiye, Suriye dostluğunun ortasına Amerikan bombası attı. Peki o zaman niye Meral Akşener'le Amerika... Şimdi Devlet Bahçeli esas olarak vatansever bir konumda. Ama böyle zaman zaman alet oluyor. Evet. Doğru Bey, aslında hakikaten uzun uzun gitmemiz lazım. Aklımda da hayır, bitti, süre bitti. Bitmez aklımda o kadar bir yere. Devamı yarın. Hayır, dikkat ediyorsanız öyle de arka arkaya da soruyorum ki süreyi doğru kullanayım diye. Çok teşekkür ederim. Bütün sorulara açık yürekli. Vallahi çok güzel, canlı bir yayın oldu. Çok buradan bütün izleyicilerimizi, Akit TV'nin izleyicilerini, bütün yurttaşlarımızı
sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Yine buluşmak üzere diyoruz. Evet. Herkese iyi pazarlar evet. diliyoruz. Türkiye'mizin ufku aydınlanıyor. Geleceği parlaktır. Türk milletine güveniyoruz. Dostlarımıza güveniyoruz. Vatan Partisi'nin önderliğinde Türkiye'nin yolu açılıyor. Evet. İyi pazarlar diliyorum. Kapattı Doğa Bey. Benim de artık üzerine fazla bir şey söylememe gerek yok. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.